Evet, merhaba arkadaşlar. TYT Geometri Soru Bankası Çökkenler Test 5 Soru 1. Çökkenlerin son testi arkadaşlar. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı arkadaşlar n-3'tü. Bunun 5 katı kenar sayısı n'di. Bunun 4 katına eşitmiş arkadaşlar. Buradan dağıtırsak 5n-15 4n eşit. Buradan da n, bunu bu tarafa atarız. Eksi 15 bu tarafa geçer. Artı 15'ten. N 15 gelir arkadaşlar. İç açılar toplamı da n eksi 2 çarpı 180'di. Buradan da cevap 13 çarpı 180'den. Arkadaşlar ne gelir? 2340 Denizli gelir. Evet, soru 2. Bir yıldızıl verilmiş arkadaşlar. Şimdi formül var ama formül kullanmaya gerek yok arkadaşlar. Bakın üçgen kullanırsak, mesela şuraya K dersek, A, C, K üçgeninden bakarsak arkadaşlar, iki iç açının toplamı yani 20 artı 40, şuradaki K açısının ölçüsünü yani dış açıyı verir. Şuraya F diyelim arkadaşlar. Bakın F, K, D üçgenine baktığımızda 60 artı 30, 90, 180'den 90'ı çıkartırsak burası 90 olur arkadaşlar. Ve şimdi şuradaki taradığım üçgenden bakarsak yine iki iç açının toplamı yani 20 artı x eşittir dış açı 90, x buradan 70 Bursa gelir. Evet, soru 3. Arkadaşlar düzgün altıgenin kaç tane simetri ekseni vardır demiş. Yazalım, siz de not edin arkadaşlar. Düzgün çokgenlerin kenar sayısı kadar ekseni vardır arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Kenar sayısı kadar. Altıgenin altı kenarı olduğu için doğru cevap Denizli gelir. Evet, soru 4 arkadaşlar. Bir düzgün sekizgen verilmiş. Bakın şu ardışık iki kenarı birleştiren köşegen 6 verilmiş arkadaşlar. Ben de şimdi buradan şu ardışık iki kenarı birleştirirsem arkadaşlar burası da 6 olur. Aynı şekilde bakın F ile D'yi birleştirirsem yine ardışık iki kenar bu da 6 olur. Şimdi şuradaki açıyı bulacağız. Bakın düzgün sekizgende 360'ı 8'e bölersek 45, 180'den 45'i çıkartırsak bir iç açısı 135 olur arkadaşlar. Bu kenarlar birbirine eşitti. 180'den 35 çıkardığımızda 45 kalır. 2'ye böldüğümüzde bu açılar 22,5 olur arkadaşlar. Aynı şekilde bakın bu açı da 135. Buralarda 22,5 gelir. 22,5, 22,5 daha 45 olur arkadaşlar. Ben 135'ten 45'i çıkartırsam 90 bulurum. Yani şu F açısı 90 olur. Evet, dikkat ederseniz bir ikizkenar dik üçgen gelir. 6 6 x de buradan arkadaşlar 6 kök 2 Bursa gelir. Evet, soru 5. Bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün 9 katı da demiş arkadaşlar. Yani dış açısına x dersek iç açısı 9 x olur. Toplarsak bunların bir ile içle bir dışın toplamı her zaman 180'di. X buradan 18 gelir arkadaşlar. O zaman dış açısı 18 ise kenar sayısı 360 bölü 18'den 20 gelir arkadaşlar. Bir köşesinden çizilen köşegenler çokgeni kaç üçgensel bölge ayırır diyor arkadaşlar. Bunun da formülü n-2 idi. Yani cevap 20-2'den 18 Denizli gelir. Evet, soru 6 arkadaşlar. Bir düzgün beşgen. Bakın bir kenar uzunluğunu x cinsinden 2x artı 3 vermiş. Burada 2x artı 3. Şimdi bakın şurası 108'di. 180'den biz 108'i çıkartıp 2'ye bölersek arkadaşlar buradaki ABC ikizkenar üçgeninin taban açılarını buluruz. 180'den 36'yı çıkardık. Bu açıya 72 kaldı. Arkadaşlar bakın ABE de ikizkenar üçgen. Yine tepe açısı 108 ise o zaman bu açılar da 36 derece olmuş olur.
Ve bakın 72, 36 daha 108. 180'den çıkartırsak bu açı da 72 olur. Ve bakın burada bir APE ikizkenar üçgeni çıkar. 72'nin karşısı olan x artı 8 ise 72'nin karşısı olan 2x artı 3 birbirine eşit olur. Buradan x 5 gelir. X'i yerine yazdığımızda arkadaşlar bir kenarı 13 çıkar. Çevresi de 5 kenar olduğu için 13 çarpı 5'ten 65 bursa gelir. Evet, soru 7. En uzun köşegen uzunluğu 12 birim olan düzgün sekizgenin demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir istiyorsanız düzgün sekizgen çizeyim size arkadaşlar. Bakın düzgün sekizgenin en uzun köşegeni arkadaşlar şu tam simetri köşegenidir. Yani iki eşit parçaya bölen köşegenlerdir altıgeni. Ve bakın böyle baktığınızda 4 tane en uzun köşegen görürsünüz. Burası tam orta noktadır. En uzun köşegeni 12 ise arkadaşlar buralar 6 gelir. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar burada 8 tane eş üçgene bölmüş oldum. 368'e bölersek her bir tepe açısı 45 olur. Şimdi ben bir tane üçgenin alanını bulacağım sinüslü alandan. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 45'ten arkadaşlar. Sinüs 45'te kök 2 bölü 2 idi. Buradan arkadaşlar bakın sadeleştirirsek 9 kök 2 gelir. Bu üçgenlerden arkadaşlar 8 tane olduğuna göre cevap 9 kök 2 çarpı 8'den 72 kök 2 Adana gelir. Evet, soru 8. Bir düzgün altıgen. Bir kenar uzunluğu 6 verilmiş arkadaşlar. Ve bakın burada 120, 30, 30 üçgeni oluşacak. O zaman burası 6 kök 3. Aynı şekilde bakın bu üçgenler de 120, 30, 30 olduğu için. Burada 6 kök 3. Burada 6 kök 3. Ve bakın ortadaki BF'de bir eşkenar üçgen olacak. Eşkenar üçgenin bir kenarını biliyorsak arkadaşlar alan formülü neydi? A kare kök 3 bölü 4'tü. A'mız burada 6 kök 3 olduğuna göre 6 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4'ten. Bakın bunun karesi 108 olur. 108'e 4'ü sadeleştirirsek cevap 27 kök 3 Edirne gelir. Evet, soru 9. Çevrel çemberinin yarıçapı 8 olan bir düzgün 12'genin alanı sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın düzgün 12'gen çizmekle uğraşmayalım. Şimdi böyle bakın nokta nokta şeklinde gösterelim. Şimdi düzgün çokgenlerin bütün köşelerinden bir çember geçer arkadaşlar. İşte o çembere çevrel çemberinin yarıçapı denir. Bunu merkeze alırsak arkadaşlar bakın şöyle nokta nokta gösterelim. Merkeze aldığımızda yarıçapı 8 ise arkadaşlar o zaman buraya kadar olan mesafe 8 olur. Bakın bu da 8, bu da 8, bu da 8. Böyle arkadaşlar. Biz bu düzgün 12'geni merkezden köşeleri birleştirmek suretiyle 12 tane üçgene böleriz arkadaşlar. Hatta bunlar eştir. 12 tane eş üçgene bölünür. Şimdi 360'ı 12'ye böldüğümüzde arkadaşlar o zaman bir tepe açısı 30 derece olur. O zaman sinüslü alandan 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 8 çarpı sinüs 30'dan. Sinüs 30 1 bölü 2 idi. Buradan da bir tane üçgenin alanı 16 olur. Toplam 12 tane olduğu için 16 çarpı 12'den cevap 192 bursa gelir. Çokgenler test 5 soru 10. Evet arkadaşlar, düzgün altıgenin bir kenarını 20 santim vermiş. ET ile TF birbirine eşit. Yani buralar 10. TK KC'ye eşit verilmiş. DE uzunluğu da 20 santim ve AK uzunluğu nispi arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradaki kenarı uzatırsak bakın FA işte buraya P dersek FAP üçgeni bir eşkenar üçgen olacak. Çünkü bu açıların 120 olduğunu biliyorum. O halde bu açılar 60 derece olacak. Bir kenarı 20 santimdi. O zaman burası 20, burası 20 ve burası zaten 20 idi. Şimdi şuradaki TP
BC yamuğuna dikkat edersek arkadaşlar, bakın K noktası bu kenarın orta noktası, A noktası bu kenarın orta noktası. O yüzden burası orta taban oldu. Yamukta orta taban kuralını da şuraya hatırlatırsak arkadaşlar, burası A, burası B ise bu uzunluk A artı B bölü 2'dir. Şimdi BC 20 santim, bakın TP 30 santim. O halde X 20 artı 30 bölü 2'den 25 gelir. Evet, soru 11. Bir kenar uzunluğu 8 olan düzgün altıgenin alanı demiş arkadaşlar. Bakın düzgün altıgeni biz 6 tane eşkenar üçgene bölebiliyorduk ve hepsinin bir kenar uzunluğu düzgün altıgenin bir kenarına eşitti. Az önce eşkenar üçgenin alan formülünü vermiştik arkadaşlar. Bakın bir tanesinin alanı kenarı A olduğu için 8'in karesi kök 3 bölü 4'tür. Ve toplam 6 tane olduğu için bunu 6 ile çarparsak düzgün altıgenin alanını buluruz. Buradan da sadeleştirmeleri yaparsanız cevap 96 kök 3 denizli gelir. Çokgenler test 5 soru 12. Yine sözel ifadeli bir soru. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısı x demiş arkadaşlar. X'in değer aralığını vermiş. En kaç farklı değer alırmış? Şimdi biliyoruz ki kenar sayısını biz 360 bölü x şeklinde buluyoruz. Şimdi buradaki eşitsizlikte x sayısının tersini alırsak çarpmaya göre eşitsizlik yön değiştirir. Yani 1 bölü 10 büyük eşittir 1 bölü x büyük eşittir 1 bölü 15 olur. Şimdi n de 360 bölü x'de, o zaman bu eşitsizliği 360 ile çarparsak 360 bölü 10 360 bölü 15'ten 360 bölü 10 36, 360 bölü x ifadesi n'de, 360 bölü 15'te 24 olacağından buradan da n'in kaç tane değer olduğunu bulmak için 36'dan 24'ü çıkarıp 1 ekleriz arkadaşlar. Eşitsizlikte her ikisi de dahil olduğu için cevap da 13 gelir.